Şimdi söz sırası Siirt Milletvekilimiz Sayın Kadri Yıldırım'a aittir. Sayın Yıldırım, süreniz 10 dakika. Buyurun efendim. Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı özelinde ve genel olarak bütün iktidar genelinde bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Ve sözlerime İslam'ın muhalefet ve ana dille eğitim anlayışı başlığıyla başlamak istiyorum. Her şeyden evvel İslam'a göre şiddet ve hakaret içermeyen her türlü muhalefet rahmet olarak algılanmış, tek seslilik ve tek düşüncelilik de felaket ve azap olarak karşılanmıştır. İslam literatürüne baktığımızda muhalefeti ifade eden bir sürü kelimeyle karşılaşıyoruz. Bunlar hilaf, itilaf, muhalefet, tehaluf vesaire. Özellikle iki kavramdan biri olan ve çok önem taşıyan ihtilaf üzerinde durmak istiyorum. İhtilaf kelimesi hem ayette geçiyor hem de hadiste geçiyor. Ayetteki geçiş şekli şöyledir dillerle ilgili. Ve min ayatihi ihtilafu elsinetikum. Yani Allah'ın ayetlerinden biri de dillerinizin muhtelif olması. Bu bir bakıma dillerinizin muhalif olması demektir. Yani tek ses, tek düşünce, tek argüman, tek bir dilden çıkmamalı, muhalif olan dillerin topyekününden çıkmalıdır denilmek isteniyor burada. Ve Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam, bu çok önemli bana göre, ihtilafu ümmeti rahmetün diyor. Yani benim ümmetimin muhalif kanatlara ayrılması, muhalif seslere ayrılması bir rahmettir benim ümmetim için. Bundan dolayıdır ki İslam tarihine baktığımızda 12 tane mezhebin ortaya çıktığını ve 20 küsür farklı ferdi müçtehit içtihatlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Hazreti Peygamber dememiş ki ey ümmetim, ben sizin için sizin yerinize zaten düşündüm taşındım. Bundan sonra sizin düşünmenize ve taşınmanıza gerek yoktur dememiştir. Bilakis bunu bir rahmet olarak telakki etmiştir. İhtilafu ümmeti rahmetün, yani ümmetimin muhalif düşünmesi, şekillenmesi bir rahmettir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na baktığımızda ve iktidarın bütün kurumlarına baktığımızda bu rahmet olan muhalefet sesinin tamamen kıstırıldığına, tamamen susturulduğuna maalesef şahit oluyoruz. Oysa şiddet ve hakaret içermeyen hiçbir muhalif ses asla ve asla cezalandırılmamalıdır. İslam'da da bu böyledir, insan haklarında da bu böyledir. İsteyen komünizm propagandasını yapsın muhalif anlayışına göre, İster şeriat propagandasını yapsın, İsteyen şu veya bu ideolojinin propagandasını yapsın, tekrar ediyorum, eğer şiddet ve hakaret içermiyorsa İslam tarihine bakın, bunların hiçbirisine ses çıkarılmamış, dokunulmamış. Hazreti Peygamber kendi ekonomistiyle, şairiyle, hatibiyle bir cephede yer alıyordu. Karşı tarafında aynı kesimlerden oluşanları bir tarafta yer alıyordu. Herkes kendi propagandasını yapıyordu. Ve hiçbir zaman birbirlerine müdahale etmiyorlardı. O halde sizin kendi kurumlarınızda bu kadar muhalif sesleri susturmasınıza, sindirmenize, atmanıza, ihraç etmenize hiçbir anlam vermek mümkün değildir.
Bu son yaşanan tartışmalardan bir tanesi. Geçen gün yaşandı maalesef. Kürdistan kelimesinin kullanılması bir muhalif sestir. Bir muhalefetin seslendirilmesidir. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Kürdistan ismini resmen ve bir devlet politikası olarak ve belirli bir coğrafyayı ifade etmek üzere ve bir yönetim tarzı olmak üzere kullanan, icra eden, pratize eden ilk şahsiyet 12. yüzyılda Sultan Sencer'dir ve Sultan Sencer Türklerin atalarıdır. Atalarından Selçukluların bir hükümdarıdır. O halde bunu kullananlara para cezası vermek aslında bana göre Sultan Sencer'e ve onun torunlarına bu parayı kesmektir ceza olarak. Bana göre bu anlama gelmektedir. Yani eğer para cezası kesilecekse onlara kesin. Kürdistan'ı resmen kuran Sultan Sencer'dir ve onun yolunda gelenleredir. Kürdistan'ı Kürtler kurmamış. Türkler kurmuş. Ha neresidir diye sorulduğunda da Evlet Çelebi'ye bakın. Selçuklu tarihine bakın. Her seferinde demografik değişikliğe göre sınırları değişmiş. Ve Kürtlerin tamamen veya çoğunlukla yaşadıkları yerlere o isim verilmiş. Ha şimdi diyeceksiniz Kadri Hoca da kullandı, ona da keselim 12 bin ceza. Vallahi Sırrı Başkan orada, benim borcum var ama o bu cezayı karşılamaya hazırdır. Şimdiden ifade etmek istiyorum. Evet. Ve Hazreti Peygamber yine tekraren söylüyorum. Muhalif seslerden her zaman yararlanmasını bilmiştir. Bakın Bedir Savaşı'nda esir düşen putperestler vardı, müşrikler vardı. Hazreti Peygamber bunları neyin karşılığında serbest bıraktı? Bu müşrikleri biliyor musunuz? Okuma yazması olan bu esirleri Müslüman çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında ve şartıyla özgürlüklerine kavuşturuldu. Ve şöyle diyor. El hikmetu dalletul mümini eynema yeciduha ya'huzuha. Hikmet, bilgelik, ilim, bilim bunlar müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Huzil hikmete velev min efvahil müşrikin diyor. Müşriklerin ağzından da olsa, kaleminden de olsa, dilinden de olsa hikmeti alın. Bakmayın onun kaynağına. Peki Milli Eğitim Bakanlığı ve öbür kurumlar ne yapıyor? Nerede bir bilge muhalif varsa, nerede bir muhalif ses varsa susturuluyor, tasfiye ediliyor, ihraç ediliyor. Ya Allah aşkına, kafası sizin kadar bu ülkede çalışan başka zevat yok mu? Yani sizin 70-80 milyon insanın yerine düşünme hakkını nerede buluyorsunuz kendinizde? Bir teogu ortaya attınız tek sesten kaynaklı. Onu da maalesef ortada bıraktınız. Ve şimdi bir daha ikinci, üçüncü değişikliğe gitmenin yolları aranıyor. Peki bu kafası çalışan ama muhalif olan seslerle, istişareli bir şekilde, karşılıklı danışma içerisinde bu yapılsaydı, bu kadar kargaşa, bu kadar olumsuzluklar ortaya çıkacak mıydı? Hayır. Ha, propagandaya gelince tekrar söylüyorum, milli eğitimde de başka yerlerde de milletvekilleri içerisinde de tutuklanan, ceza alan birçoğunun tutukluluk ve ceza sebebi şu veya bu görüşün propagandasıdır. Ya siz eğer kendi devlet politikanıza güvenmiyorsanız, kendi propagandanızı doğru dürüst yapamıyorsanız veya tekçi argümanlarınıza güvenmiyorsanız, vallahi bu konuda yazıklar olsun diyorum size. Kendi politikalarınızı düzelteceğinize, kendi tek zihniye, tek düşünce, tek dil, tek anlayış çerçevesinden kendinizi kurtaracağınıza ve muhalif olan seslerden yararlanmasını bilmektense, bu sesleri yok etmek, susturmak, ortadan kaldırmak ne insani açıdan
ne İslami açıdan zerre kadar bir anlamı ve gereği yoktur. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Kadrolaşmanın ölçütü iktidara yakın olmak değildir. Liyakattır, ehliyettir. Hazreti Peygamber Üsame bin Zeyd ki köle bir aileden geliyor, ordunun başına komutan tayin ettiğinde ortada ona en yakın olan Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti.